Evet, merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde arkadaşlar ne yapmıştık? Operatörler ve değişkenler bölümünü incelemiştik. Ve artık son menümüz arkadaşlar algılama menüsü kalmıştı. Evet, bu dersimizde algılama menüsünü arkadaşlar inceleyeceğiz. Şimdi ilk bloğumuz arkadaşlar, şöyle büyütelim. Fare imlecine değiyor mu? Buradan başlayalım arkadaşlar. Burada şundan arkadaşlar bahsedelim öncelikle. Şuradan renk seçelim. Şuradan mavi. Şimdi arkadaşlar şurada bakın. Köşegenli bu blok arkadaşlar. Bunu nerede görmüştük köşegenleri? Bir de arkadaşlar operatörlerde görmüştük. Bakın şu şekilde köşegenli. Bir de arkadaşlar yuvarlak var. Şimdi bizim üzerinde duracağımız şu köşegenli ifadeler. Köşegenli ifadeler arkadaşlar bize karşılaştırma yapar. Karşılaştırma sonucunda arkadaşlar cevap olarak doğru veya yanlış döner. Doğru veya yanlış döner arkadaşlar. Şimdi bunun tabi İngilizcesi dönüyor arkadaşlar. Doğru, true. Yanlış da arkadaşlar false olarak dönüyor. Evet. Bize yani iki tane şeyi karşılaştıracak. Eğer arkadaşlar bu karşılaştırma ifadeleri doğru ise arkadaşlar true dönecek. Yanlışsa arkadaşlar bize false olarak dönecek. Bunlarla ilgili işlemler yapacak. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şimdi fare imlecine değiyor mu diyor. Ya da kenara bakın arkadaşlar tıkladığımız zaman. Şuraya bir başka kukla ekleyelim. Mesela arkadaşlar ne olsun şurada. Apple alalım yani elmayı alalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu kez elma da geldi bu listeye. Fare imlecine değiyor mu? Kenara değiyor mu? Apple. Apple dedi arkadaşlar yani bu elma ama elmanın ismi arkadaşlar bakın şurada Apple yazıyor. Kuklanın karşısında bakın şuradan ismini değiştirebiliriz. Mesela burayı elma yapalım. Elma olsun ismi. Evet şimdi tekrardan kuklamıza geçelim. Hatta kuklamızın ismini de kedi yapalım arkadaşlar. Şöyle kedi olsun. Evet. Şimdi bakalım. Fare imlecine değiyor mu? Kenara değiyor mu? Elmaya değiyor mu arkadaşlar? Şimdi şu anda fare imleci zaten arkadaşlar değme ihtimali yok. Kenarı seçelim öncelikle. Kenara değiyor mu? Şu anda kedimiz orta noktalarda olduğu için arkadaşlar kenara değmiyor. O zaman cevap olarak bize ne dönecek? False dönecek. Bakın arkadaşlar şuradan gördünüz. Burada ne döndü bize? False. Yani cevap olarak yanlış. Yani değmiyor dedi. Bunu kediye alalım arkadaşlar. Şöyle en üste getirdim bakın. Şimdi arkadaşlar tekrar çalıştırdım. Bakın bu kez bize ne döndü? True döndü. Yani değiyor anlamında arkadaşlar. Veya başka şu anda kenar değil de elmayı seçelim arkadaşlar. Elmaya değiyor mu? Şu anda elmaya değmiyor. O zaman ne dönmesini beklerim? False. Yani yanlış dönmesini beklerim. Çalıştırdım. Bakın arkadaşlar false döndü. Elmayı getirir. Şey, kediyi getirdim. Elmanın üzerine bıraktım arkadaşlar. Tekrar çalıştırdım. Bakın ne döndü? True'dur. Yani artık değiyor arkadaşlar. Evet. Sonrasında rengine değiyor mu arkadaşlar? Yani bu kedimiz herhangi şurada belirttiğimiz renge dokunuyor mu? Onu soruyor bize arkadaşlar. Eğer dokunursa true, dokunmazsa false. Yani yanlış. Şu anda arkadaşlar peki ben bu rengi nasıl belirleyeceğim? Yani ben şu elmanın kırmızısına dokunduğunu bilmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki renge tıkladım. Bakın buradan arkadaşlar renkler geldi. Ben buradan arkadaşlar istediğim rengi seçebilirim. Ama buradaki rengin aynısını oluşturmam çok zor arkadaşlar. Bu durumda bakın şu alt tarafta renk seçici var. Şurası arkadaşlar bizim için renk seçici kısım. Buradan arkadaşlar renk seçiciyi kullanarak bakın artık direkt sahnem göründü. Buradan hangi rengi istiyorsam bunu arkadaşlar buradan işaretliyorum. Şuradan kırmızıyı seçtim arkadaşlar. Artık bu renge dokunuyor mu? Bakalım şu anda dokunuyor mu? Hayır. O zaman ne dönecek arkadaşlar? False. Evet. Kediyi aldım arkadaşlar. Şöyle getirdim elmanın üzerine bıraktım. Tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakın artık true. Yani değiyor. O renge dokunuyor anlamında arkadaşlar bize true cevabı yani doğru cevabı dönmüş oldu. Evet, bunları kenara alalım. Sonra üçüncü bloğum ne varmış arkadaşlar? İki tane rengi birbiriyle kıyaslıyor. Yani değip değmediğini arkadaşlar buradan ne yapıyor? Kıyaslıyor. Şimdi
Öncelikle arkadaşlar ben ilk renk yani şu birinci sıradaki rengi kedinin üzerinden bir yer seçmem gerekiyor. Mesela arkadaşlar şu kedinin beyaz olsun. Buraya geldim. Yine renk seçici paletimi kullandım arkadaşlar. Getirdim. Kedinin işte beyaz olan kısmına dokundum. Evet, beyaz rengi şuradan da yine renk seçiciyi kullandım. Elmanın kırmızısını seçtim arkadaşlar. Yani beyaz renk buradaki kırmızı renge değiyor mu? Çalıştırdım arkadaşlar. Şu anda false yani yanlış değmiyor diye bir cevap döndü arkadaşlar. Şimdi getirdim bunu arkadaşlar. Elmanın üzerine koydum. Yani beyazla bakın kırmızı üst üste denk geldi. Çalıştırdım arkadaşlar. Artık ne döndü? True döndü. Yani arkadaşlar iki renk birbirine temas ediyormuş. Bu bloğu kullandı arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra dördüncü sırada arkadaşlar. Fare imlecine mesafe. Veya arkadaşlar şuradan bakalım. Başka ne var? Elma. Elmaya olan mesafe. Elmayı seçelim arkadaşlar. Şimdi kedinin elmaya olan mesafesine bir bakalım. Çalıştırdım. Şu anda arkadaşlar 132 nokta küsur adlı bir piksel bize ne verdi? Mesafe verdi. Kediyi birazcık elmaya doğru getirdim arkadaşlar. Tekrar çalıştırdım. 79. Biraz daha yaklaştırdım arkadaşlar. Bakın 58. Şu anda arkadaşlar biraz daha yaklaştırdım. Kedi elmaya değiyor şu anda. Tekrar çalıştırdım. Bakın arkadaşlar 0 değil 37. Biraz daha yaklaştırdım arkadaşlar. 26. Biraz daha yaklaştırdım. 12. Peki neden böyle arkadaşlar? Yani bu nasıl mesafe ölçüyor? Mesafeyi arkadaşlar şu şekilde ölçüyor. Şimdi ben şuradan arkadaşlar elmayı seçeyim. Sonra kostümler kısmına gideyim arkadaşlar. Elmayı hareket ettireyim. Bakın arkadaşlar bize şuradaki orta noktayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu orta nokta bakın. Şurada şu fareye tıkladığım anda tam orta nokta arkadaşlar görünüyor. Bu orta nokta arkadaşlar bizim ölçümlerde kullanılacak yerdir. Tamam mı? Buraya göre hesap eder. Aynı şekilde kedide de var arkadaşlar bu durum. Mesela tıkladım arkadaşlar. Bakın şöyle tıklıyorum. Hatta şöyle genel hepsini seçeyim arkadaşlar. Tıkladım. Bakın şurada yine arkadaşlar. Bakın şurada şurası arkadaşlar. Bizim tam orta noktamız. Ölçümler buraya göre yapılır. O yüzden ben de ne yapıyorum arkadaşlar? Şu nesnenin orta noktasını şöyle getirip oradaki orta noktaya koyuyorum arkadaşlar. Yani ölçümlerde arkadaşlar şu oluyor. Oradaki orta noktayla şu elmanın orta noktalar arasındaki mesafeyi ölçmüş oluyor. Yani kaba taslak arkadaşlar diyelim ki elmanın orta noktası neresi? Şurası olsun. Kedinin orta noktası şurası olsun. Şu iki uzunluk arasındaki arkadaşlar mesafeyi ölçüyor. Yani kedinin şuradaki kenarıyla elmanın şuradaki kenarını ölçmüyor arkadaşlar. Bunu bilelim. Hesabımızı buna göre ya da artık kodlamamızı arkadaşlar buna göre yapalım. Daha sonra adın ne diye sor ve bekle demiş arkadaşlar. Böyle bir bloğumuz var. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Çalıştırdım arkadaşlar. Adın ne dedi. Bakın şuradaki kedinin üzerinde arkadaşlar bir kutucuk çıktı. Adın ne dedi. Ve alt tarafta da arkadaşlar bize bilgi girmemiz için arkadaşlar bakın bir yeni kutucuk açıldı. Buraya arkadaşlar mesela adın ne? Rıza diyelim. Rıza dedim. Tamam dedim arkadaşlar. Kayboldu. Bir şey olmadı. Aslında bir şey oldu. Ne oldu arkadaşlar? Bakın şurada cevap diye arkadaşlar bir bloğumuz var. Gördük mü? Cevap arkadaşlar. Aslında bu cevap bir değişkendir arkadaşlar. Geçen haftadan hatırlayın değişken. Evet, değişken ne iş yapıyordu arkadaşlar? Değişken bilgi tutuyordu. Yani bunun içerisine arkadaşlar bilgi konuyordu. Hani bir kutuya benzetmiştik. Bunun içerisine arkadaşlar biz bilgi koyuyorduk. Geçici olarak bilgilerimizi tutuyordu. Şimdi burada arkadaşlar ben şuraya Rıza yazmıştım ya. Aslında bu Rıza nereye gitti? Cevap değişkenin içerisine gitti. Görelim. Şurada bakın tik işareti var. Buna tıkladığım zaman arkadaşlar bakın cevap neymiş arkadaşlar? Rıza. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Bu blok kullanırsam bu bloktan gelen dönütleri arkadaşlar şu cevap değişkeninin içerisinde arayacağım. Tamam mı? Yani şuradaki değişkenler gibi bir şey arkadaşlar aslında bu. Bunun içerisinde aramam gerekiyor. Yani basitçe arkadaşlar mesela sayı tahmin oyunu yaptınız.
diyelim ki tahmin ettiğiniz sayı nedir diyelim arkadaşlar. Şimdi ben buradan tekrar çalıştırdım. Tahmin ettiğiniz sayı nedir? Mesela 10. Arkadaşlar 10 dedim. Artık ben şu cevap benim girdiğim 10 ifadesi şu cevabın içerisinde. Yani cevabın içerisinde 10 var. Ben bunu artık karşılaştırma yapacağım ya da işlemler yapacağım. Uygulamalarımı artık ben bu cevap değişkenini kullanarak yapacağım arkadaşlar. Zamanımız kalırsa bununla ilgili de bir uygulama yaparız bu dersimizin içerisinde arkadaşlar. Yani bu ikisi birbiriyle bağlantılı olduğunu arkadaşlar ne yapacağız? Aklımıza yazacağız. Daha sonra boşluk tuşuna basıldı mı? Arkadaşlar boşluk tuşuna basıldı mı? Ya da şuradan tıkladım klavyedeki diğer tuşları görüyorum arkadaşlar. Burada mesela yukarı alt tuşuna basıldı mı? Eğer basıldıysa arkadaşlar true dönecek, basılmadıysa false dönecek. Burada arkadaşlar özellikle oyunlarımızda biz bunu çok kullanacağız. Buna benzer aslında bir bloğumuz daha vardı. Olaylar menüsünün içerisinde arkadaşlar. Bakın şurada. Boşluk tuşuna basıldı mı? Şuradan yukarıyı seçelim. Mesela yukarı ok tuşuna basılınca yapılması gerekenler. Aslında arkadaşlar bu ikisi birbirine benziyor. Yani oyunlarda özellikle birbirine benziyor. Ama arkadaşlar biz daha çok şunu kullanacağız. Yeri geldiği zaman göreceğiz arkadaşlar. Şu birazcık mantık hatası oluşturacak bizim oyunlarımızda. O yüzden bu ikisini arkadaşlar karıştırmayalım. Bir kullanımları birbirine benzesin arkadaşlar. İşlevleri birbirinden farklı. Yine fareye basıldı mı? Eğer fareye basıldıysa mesela diyelim ki arkadaşlar bir oyun yaptınız. Siz fareye bastığınız zaman ateş etmesini istiyor oyun. Burada arkadaşlar fareye basılıp basılmadığını bu komutla ne yapacağız? Öğreneceğiz. Kontrol edeceğiz. Fareye basılırsa true, basılmazsa false değeri bize geri gelecek arkadaşlar. Daha sonra farenin x'i, farenin y'si. Bu x ve y neydi arkadaşlar? Bir konum bilgisiydi. Yani konum dediğimiz arkadaşlar farenin nerede olduğunu belirtiyor. Bunu da nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şu ekrana Scratch ne yapıyordu arkadaşlar? Şöyle yatayda ve dikeyde arkadaşlar ikiye bölüyordu. Yataydakini arkadaşlar x değeri diyordu. X diyordu. Dikeyde olanı ise arkadaşlar y diyordu. Bir nesnenin mesela arkadaşlar işte kedimiz olsun. Kedimizin arkadaşlar x konumu şurasıymış bakın. Yani bu tarafta x arkadaşlar. Y konumu da yine burada unutmayın arkadaşlar. Hani merkez noktası vardı ya, o merkez noktasını ele alır. Merkez noktasına göre arkadaşlar mesela x de diyelim ki sıfırdan küçük değer. Tam şu kesişim noktalar x'in ve y'nin kesişim noktalarını arkadaşlar scratch sıfır noktası olarak kabul ediyordu. Mesela x için yani yatayda sağa doğru gittikçe artıyordu arkadaşlar. Sola gittikçe azalıyordu. Y'de ise yukarıya doğru gittikçe artarken aşağı doğru gittikçe ne yapıyordu? Azalıyordu arkadaşlar. Bu da bize farenin x konumuna diyelim ki faremiz şurada arkadaşlar. Şöyle bir fare isteyebilirsek şöyle faremizin imleci olsun şu. Faremizin imleci burada olduğunu varsayarsak arkadaşlar ne yapacak? X konumu. X arkadaşlar yataydakiydi. Yani şöyle çizersek şuraya arkadaşlar. X'i şuradaymış mesela. Atıyorum arkadaşlar. Eksi 130 olsun. X konumu farenin X'i dediğimiz zaman bize eksi 130'u verecek. Y'si dediği zaman yataydaki arkadaşlar. Dikeydeki çubuk. Dikeyde nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor arkadaşlar. Atıyorum burası da eksi 120 olsun. Demek ki y'sini sorduğu zaman da arkadaşlar neymiş? Eksi 120 konumundaymış. Bu iki komut arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Daha sonra sürükleme modu var arkadaşlar. Sürükleme modu da oyun başladığı anda ya da scratch'imizi çalıştırdığımızda şu nesnemizi fareyle tutup başka bir yere taşıyabilelim mi? Yoksa arkadaşlar taşınmaz, sabit mi kalsın? Bunu ayarlama yapıyor. Şuradan olaylardan arkadaşlar yeşil bayrağı tıklandığında alalım. Sürükleme modu sürüklenebilir olsun. Şuradan tam ekran yapalım. Çalıştırdım arkadaşlar. Şu anda bakın ben faremi kedim arkadaşlar istediğim yere taşıyabiliyorum. Bakın istediğim yere taşıyabiliyorum. Şimdi bunu sürüklenemez olsun arkadaşlar. Artık ben bunu değiştirdim. Tekrardan
Şuradan tam ekrana geçelim. Çalıştırdım arkadaşlar. Bakın artık faremle istediğim yere taşıyamıyorum. Sabit duruyor. Bu komut arkadaşlar bu işe yarıyor. Evet, burada ses yüksekliği arkadaşlar bize bakın yine bir değişken gibi ne yapıyor arkadaşlar? Sesin yüksekliğini belirtiyor. Zamanlayıcı var. Zamanlayıcı arkadaşlar oyun başladığında, oyun demeyelim de arkadaşlar, yeşil bayrağı tıklanıldığı andan itibaren geçen saniyeyi sayıyor. Yani zamanlayıcı kullanarak mesela arkadaşlar bir oyun süresi ayarlayabilirsiniz. Mecbur değil arkadaşlar. Bunu kendiniz de başka bir değişkenle yapabilirsiniz. Ama burada hazırı var. Bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Zamanlayıcıyı sıfırla. Bu da arkadaşlar diyelim ki oyun bitti. Mesela tekrardan yeni bir oyun başlayacak. Veya işte zamanlayıcı o an için tekrardan sıfıra çekmek istediniz. Bu gibi durumlar için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra sahnenin arkadaşlar sahne, elma neyse arkadaşlar buradan seçiyoruz. Buradan konum mesela şu anda elma var diyelim ki. Elmanın X konumuna buradan ulaşabiliriz. Kayboldu. Buradan şöyle getirelim. Yalnız burada arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Kendi konumu değil de başka bir nesnenin mesela arkadaşlar şu anda elma seçili. Kedi ile ilgili ya da sahne ile ilgili kendinin dışarısında sahne dediğimiz arkadaşlar arka plan oluyordu. Kendisinin dışında farklı bir kukla veya sahnenin arkadaşlar bakın X konumu Y konumu bu sahnede olmaz sadece neyde olur arkadaşlar kuklalarda olur. Yönü, kostümü, kostümün ismi, büyüklüğü, ses düzeyi bu gibi bilgilere erişmek için arkadaşlar bu komutu kullanıyoruz. Sonra arkadaşlar şurada şimdiki yıl arkadaşlar bakın ay, tarih, haftanın günü, saat, dakika, saniye şeklinde arkadaşlar devam ediyor. Buradan mesela şimdiki yıl. Biz hangi yıldayız arkadaşlar? 2021. Çalıştırdığım zaman bakın 2021 şeklinde. Ay mesela arkadaşlar çalıştırdım. 4 yani Nisan ayı arkadaşlar. Bu şekilde bize bilgiler veriyor arkadaşlar. Veya mesela şu anda saniye kaçmış çalıştırdım. Mesela 49. saniye ya da dakika şu anda kaçmış. Mesela 19. dakika gibi bize bilgi veriyor arkadaşlar. Son olarak da kullanıcı adı kısmı var. Kullanıcı adı kısmında arkadaşlar eğer ki Scratch'e giriş yaptıysanız arkadaşlar bakın benim buradaki kullanıcı adım ne? Rıza Alçınok. Aslında bu kullanıcı adı arkadaşlar değişken gibi düşünebilirsiniz. Benim buradaki kullanıcı adımın bilgisini tutuyor. Yani şöyle arkadaşlar ben bunun yanındaki tik işaretini koyalım. Bakın kullanıcı adı neymiş? Rıza Alçınok. Yani ben giriş yapan kullanıcının adını arkadaşlar burada tutuyor. Eğer kullanmak isterseniz kullanıcı adını bu bloğu ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar algılama menüsünü tamamladık. Ve artık şu kontrol menüsünde arkadaşlar sonraya bıraktığımız eğer ise ve eğer ise değilse sonra olana kadar bekle, olana kadar tekrarla gibi komutlarımız vardı. Şimdi bunları artık görebiliriz. Bunları neden sonraya bırakmıştık arkadaşlar? Bunların içerisinde bakın yine altıgen bir ifade var. Burası arkadaşlar bize neyi gösteriyor? Bir şart ifadesi. Şart ya da koşul arkadaşlar. Koşul. Yani bir koşul olacak. Koşulun sonucunda arkadaşlar true, hani doğru yanlış vardı ya arkadaşlar. Doğru ve yanlış vardı ya arkadaşlar. Yanlış. Bir koşul olacak. Biz koşul bloğunu bunun içerisine koyacağız. Buradan arkadaşlar doğru yani true değeri true ya da false değeri gelecek. False değeri. Eğer ki şu blok için konuşuyorum arkadaşlar. Eğer ki doğru ise yani true değeri dönerse arkadaşlar şu beyaz kısmın içerisine koyacağımız bloklar çalışır. Eğer ki true değil de false gelirse yani yanlış gelirse burayı atlar. Burayı çalıştırmadan şuradan devam eder arkadaşlar. İkincisinde ise şunu kenara alalım. Eğer ise değilse arkadaşlar bunda ise buraya gelen koşul arkadaşlar. Doğru ise şu birinci kısım çalışır. Doğru olduğu zaman. Yanlışsa arkadaşlar ikinci kısım çalışır.
Yani bu ikisinden birisinin çalışması mecbur arkadaşlar. Doğru ise birinci kısım çalışır, iki atlar şuradan devam eder. Yanlışsa biri atlar, ikiyi çalıştırır arkadaşlar. Buradan kaldığı yerden devam eder. Bu şekilde arkadaşlar eğer ise değilse komutları böyle çalışıyor. Bunları da yine oyunlarımızda, animasyonlarımızda oldukça fazla kullanacağız arkadaşlar. Önemli bloklarımızdan iki tanesi. Sonra yine arkadaşlar şurada bir şart ifademiz var. Bakın koşul ifademiz var. Bunun içerisine koyduğumuz blok arkadaşlar true değeri döndürülünceye kadar, true yani doğru oluncaya kadar arkadaşlar programı bekletecek. Yani program blokları okudu geldi buraya. Bunun içerisine bir şart yazmışız biz. Bu şart arkadaşlar gerçekleşinceye kadar burada duracak. Şart ne zaman doğru olursa, koşulumuz ne zaman doğru olursa ondan sonra arkadaşlar buradan geçeceğiz, devam edeceğiz. Eğer yanlışsa arkadaşlar buradan geçiş yok, mecbur burada bekleyeceğiz. Veya şunu kullanalım arkadaşlar. Bu da yine bunun içerisine arkadaşlar bir koşul şart ifadesi koyacağız. Bu arkadaşlar doğru olduğu zaman doğru oluncaya kadar arkadaşlar tekrarlayacak. Ne zaman ki doğru oldu, o zaman arkadaşlar bunun içerisindeki blok çalıştırmayı durdurup şuradan devam edecek. Evet, bunu da arkadaşlar bu şekilde öğrenmiş olduk. Şimdi hemen bir uygulama yapalım arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Sayı tahmin oyunu yapalım arkadaşlar. Sayı tahmin oyunu, yani şöyle mantık algoritmasını hemen çizelim arkadaşlar. Oyun başladığı zaman bir pencere açılacak. Diyecek ki tahmin ettiğiniz sayıya girin. Sayı arkadaşlar kaçla kaç arasında? 0 ile 10 arasında olsun ilk olarak. 0 ile 10 arasında bir sayı giriniz. Sonra arkadaşlar bakacak. Diyecek ki kontrol, hani şurada eğer ise vardı ya arkadaşlar şunlar. Bunlardan birisini şimdi duruma göre alacağız, kullanacağız. Karşılaştırma yapacağız. Bizim cevabımızla arkadaşlar programın rastgele tuttuğu değer birbirine eşit mi? Eşitse arkadaşlar ne olacak? Tebrikler diyecek. Eşit değilse arkadaşlar çıkış yapacak, yanlış bildiniz ya da bilemediniz diyecek arkadaşlar. Bu şekilde sonlanacak. İlk olarak arkadaşlar tek hak olacak, yani bir hak olacak. Bildi bilemedi oyun bitecek. Hemen öyle bir başlayalım. Şimdi olaylar menüsüne gelelim. Yeşil bayrağı tıklanıldığındayı seçelim arkadaşlar. Yeşil bayrağı tıklanıldığındayı seçtikten sonra operatörlere gelelim. Operatörlere geldim arkadaşlar. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? Önce bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Şimdi değişken oluşturmadan operatörlerde işimiz olmaz. Bir değişken oluşturalım. Değişkenimizin ismi arkadaşlar rastgele sayı olsun. Rastgele sayı. Okey dedim arkadaşlar. Şimdi rastgele sayı. Şuradan arkadaşlar değişkenim diyor ya, buradan rastgele sayıyı seçtim. Yani şu benim artık değişkenim. Değişken ne iş yapıyordu? Bilgi tutuyordu. Şimdi rastgele sayıyı seçtim arkadaşlar. Değişkenimi seçtim. Bunu sıfır yap diyor. Hayır, sıfır yapmayacağım. Şimdi operatörlere gideceğim arkadaşlar. 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı. Şöyle arkadaşlar biraz daha küçülteyim. Rastgele sayı 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seç. Yani 1 ile 10 arasında rastgele kafasından arkadaşlar bilgisayar bir sayı tutacak. Bunu rastgele sayı dediğimiz değişkenin içerisine atacak. Sonrasında hemen arkadaşlar şöyle kontrol kısmına gelelim. Tek hakkımız vardı. Şuradan arkadaşlar ya da 3 hakkımız olsun. Şuradan arkadaşlar 3 defa tekrar basın. 3 hakkımız olsun. Sonra arkadaşlar algılamaya gelecek ve soracak. Diyecek ki arkadaşlar tahmin ettiğiniz sayı diyelim. Tahmin ettiğiniz sayı nedir diyelim arkadaşlar. Tahmin ettiğiniz sayı nedir dedi. Sordu, bekliyor arkadaşlar. Şimdi cevabı biz girdiğimiz zaman cevap değişkenine atacak. Evet, sonra arkadaşlar kontrol kısmından karşılaştırma yapacağız. Şöyle, eğer ise artık şart,
Arkadaşlar burada ne yapacağım? Önce operatörlere geleceğim. Şöyle arkadaşlar, eşit mi? Eğer eşitse ne dönecek? Doğru. Eşit değilse yanlış olarak dönecek arkadaşlar. Şöyle yapalım. Eşit mi? Neye eşit mi arkadaşlar? Algılamadaki cevap ile bizim arkadaşlar değişkenimiz. Hangi değişkenimiz arkadaşlar? Evet, bizim değişkenimiz nerede? Bizim değişkenimiz burada görünmüyor. Direkt sayı diyelim arkadaşlar. Sayı diyelim. Acaba Türkçe karakterden dolayı mı bize bir hata verdi diyeceğim ama şurada normalde görünmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, neyse şuradan değişkenimi kullanalım arkadaşlar. Şu anda normalde ben değişken oluşturduğum zaman şurada görünmesi gerekiyordu. Burada çıkmadı. Bir hata verdi. Değişkenimin içerisine rastgele bir sayıyı attı arkadaşlar. Cevap değişkenime eşit mi? Eğer eşitse arkadaşlar bize şuradan arkadaşlar ne olsun? 2 saniye boyunca tebrikler. Tebrikler. Doğru bildiniz diyecek arkadaşlar. Eğer değilse arkadaşlar, bilemediyse ne yapacak? Tabii bunu bir de durdurmamız lazım arkadaşlar. Şuradan ne yapacak? Durdur tümünü seçeceğim arkadaşlar. Bildiği için ne yapacak? Olay yani oyunumuz sona erecek arkadaşlar. 2 saniye boyunca tebrikler, doğru bildiniz diyecek ve olay ya da oyunumuz bitecek arkadaşlar. Bilemediyse ne görünüme gelelim arkadaşlar şuradan. 2 saniye boyunca neredesin? Hatalı tahmin diyelim arkadaşlar. Hatalı tahmin dedim. Yine şuradan arkadaşlar şurada 1 saniye diyelim. 1 saniye boyunca böyle desin. Şurada arkadaşlar 1 saniye beklesin. 1 saniye boyunca beklesin. Evet, şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Tahmin ettiğiniz sayı nedir? Şu anda biz fark etmedik ama elmaya yazmışız. Biraz tuhaf oldu arkadaşlar. Yani elma bize soruyor şu anda. Tahmin ettiğiniz sayı nedir? 5 tahmin ettim arkadaşlar. Çalıştırdım. Hatalı tahmin dedi. Tekrar soruyor bize. Şimdi 3 kez tekrarladık ya arkadaşlar. 3 hakkımız var. Tahmin ettiğiniz sayı bu kez 2 olsun arkadaşlar. Çalıştırdım. Evet, tebrikler arkadaşlar. Evet, doğru olarak bildik ve oyun bu şekilde bitmiş oldu. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bütün menülerimizin tanıtımını yaptık. Bütün dersler menülerimizi işlemiş olduk arkadaşlar. Artık bundan sonra derslerimizde ne yapacağız? Animasyonlar, oyunlar yapacağız. Bu derslik bu kadar.